Tekrar merhaba arkadaşlar. Image Processing with MATLAB 5. modüldeyiz. Şimdi bu modüle kadar renk tonlarına bakarak bazı şeylere karar vermeye çalıştık. Buzul mudur, değil midir, çilek midir, işte neresi çilektir, kaç tane çilektir. Çileği renginden tespit etmeye çalıştık. Bazen RGB'de çok pratik olmadı. LAB uzayına geçtik. Orada da portakal turuncu rengi daha tespiti kolay olmuştu. Ama bazen sadece renk tonu değil de yüzeyin formatı yani dokusu bizim için ayırt edici özellik olabilir. Şöyle bir devam edelim bakalım. Texture is a defining characteristic in many images. You know what texture is. Birçok imajda texture yani dokusu, yüzeyi bizim için karakteristik bir özellik. Yani bir şeyleri tespit ederken sadece renk tonu değil de renk o yüzeyin dokusu oldukça o nesne varlık ya da o bölge hakkında bize bilgi veren bir özelliktir. Mesela bu ikisi de hemen hemen yakın renklerde. Bu ikisi de ağaç, ağaç kabuğu. Ama renk tonu olarak çok farklı olmasalar bile farklılıklarını dokular, değil mi? Yüzey dokuları. But how do computers interpret texture in a digital image? It might help to think of the intensity values as a surface plot, where higher intensities are taller and lower intensities are shorter. When we analyze texture, we look at the variation of these intensities. And şimdi bu texture yani yüzeyin düzgün ya da kaba, girintili, çıkıntılı olduğunu nasıl algılayabiliyoruz? Birisindeki ton değişiklikleri çok küçük küçük, çok az, böyle latif bir geçiş var. Diğerinde ise hızlı bir şekilde şiddette iniş çıkışlar var, değil mi? Bunu sayısal olarak baktığımız zaman, işte mesela soldaki imajı düşünelim. Bu hep 60 ile 70 arasında böyle yavaş yavaş değişen bir değerler varken, buraya geliyorsunuz işte 30 ile 130 arasında ya da 30 ile 150 arasında böyle yakın aralıklarda bir zikzaklar sayısal değerlerde gözlemlenecek. Bu sayıları tabii tahminen söylüyorum. And whether that variation follows a pattern. Let's look at a cross section of these two images to get a sense for what variation means. Evet. Burada tabii matematiksel olarak buna varyans deniyor arkadaşlar. Varyans yani değişim. Değişim değerlerdeki değişimin şiddeti, ne şiddette değişiyor? Bu değişimi mesafeye bakarak ya da standart sapma dediğimiz standart deviation değerlerine bakarak anlayabiliyoruz. Either way, the smoother texture shows less variation than the rougher bark. Let's look at another example, zebra stripes. You may not think of this as smooth or rough, but you can still analyze this image in terms of texture. Zebra stripes have a large range of intensity values, about as high as you can get. Mesela bir zebra'yı tespit ederken çok şiddetli bir şekilde çok açık tonlardan çok koyu tonlara kısa aralıklarla geçiş, değil mi? Zebra'nın derisi, tasarımı bunu tespit edebilirsek orada bir zebra olduğunu anlamak çok kolay. So how do you find the zebras in this image? This region has a wide range of intensities because of the stripes. Mesela arazide bir fotoğraf, diğer yerlerde gri tonları var, birbirine yakın. Yani buralarda da açıklık koyulu tonlar var ama zebraların olduğu yerde daha koyudan, daha açık tona ve çok keskin, hızlı geçişler var. And this one doesn't. To find the zebras, you can identify regions with a high range of intensities. Here, you will learn how to filter images to separate textures. Şimdi bu modülümüzde dokuya göre bölütleme işlemi yapacağız. Renk tonuna göre değil, dokunun farklılığına göre. How do you segment camouflaged animals, kamufle olmuş hayvanları nasıl ayırt edebiliriz? Can you see a fish? Şurada bir balık görebiliyor musunuz?
Ekranda gözüküyor mu? Yani burada bir balık silüeti var. Yani burada bir balık var mı? Ben burada balık vardır diyemem ama sanki balık silüeti var gibi. It's hiding in the sand. Bu balık denizin kumunda saklanıyor. As a way of evaluating farmed stock, measurements of wild and farmed flatfish are taken for comparison. Allah alem şunu kastediyor. Yani burada bir doğal yaşamda hayatta kalmaya çalışan bir balık var. Hani bir çiftlikte olsa, sahip olsa, koruma altında olsa zaten zararlı hayvan çok fazla olmayacaktır. Kendi havuzunda çoğalıp büyüyüp afiyetle işte bize yemek olacak. Ama doğal yaşamda kendini ne yapması lazım? Birçok hayvanı saklamaya çalışması lazım. Dolayısıyla burada yaratıcımız böyle bir kabiliyet vermiş. Deniz kumuna çok yakın renk tonu. Renk tonundan ayırt etmek çok zor. Ama texture yani dokusu, bak şu yüzeyin dokusuyla şu yüzeyin dokusunda bir farklılık var. Mesela şuralarda bir düzenli iniş çıkışlar var. Şurada bir düzenli bir şeyler var, tonlar var. Buralarda olmayan, balığın dışında olmayan. Ama biz bunu background'dan yani şu deniz kumundan nasıl ayırt edeceğiz? Neither color nor intensity based segmentation will work here. Burada renk tonuna göre ayrıştıralım desek neredeyse hiç renk ton farkı yok. Şiddet desek hani koyuluk açılık desek o da çok benziyor. But the texture ama dokusu kumdan farklı. In this lesson you will analyze texture with an image to segment camouflaged animals from their ground. Kamufle olmuş hayvanları bulundukları ortamdan ayırt edecek analizleri yapacağız. You can use spatial filtering to measure texture with a neighborhood, within a neighborhood. Şimdi uzamsal bir filtreleme yapabiliriz komşuluğuna bakarak. Once you have an image that quantifies texture, you can use intensity-based techniques to segment it. Şimdi mesela burada dokuda şöyle büyük bakmaya çalışalım. Şimdi özellikle mesela şu hayvanın kenarlarında buralara ne deniyor? Yüzgeç mi deniyor? Yüzgeçlerinde ne var? Renk tonu çok benziyor ama düzenli çizgiler şeklinde mi? O kılçıklar, o yüzgeçler belli. Buralarda bak pikseller, noktacıklar karman karışık, karışmış yani bir düzen yok. Ama burada ciddi bir düzen var. Yine buralarda da aslında düzenli bir şekilde şu noktacıkların yerleşimi düzenli. Mesela şurada şu çizgiler renk ton olarak aynı ama bir çizgi var orada. Çizilmiş bu şekilde. Şu şuralarda belli. Bu resim burada dursun. Şimdi bu dokuya göre ayırt edebilirsek tespit etmek kolay. The image of a flat fish. Flat fish. Bu balığın ismi herhalde flat fish. Neymiş? Yassı balık. Has been filtered so that the intensity of each pixel in the filtered image is a measure of its local texture. There is an intensity difference between the fish and the background in the filtered image. Şimdi bu filtreden geçirdikten sonra farklılık çok daha net belli oluyor. Evet. Bu ne filtresi? Texture filtresi, doku filtresi. Doku farklılığını ön plana çıkaracak bir filtre uyguladıktan sonra balığı tespit etmek çok daha kolay hale geldi. Types of texture filter. Şimdi texture filter nedir? Dokuya göre nasıl filtreleyebiliriz? There are three types of texture filters. Üç farklı kategoriye ayırabiliriz doku filtrelerini. Bir, range filter, mesafe filtresi. Standard deviation filter, standart sapma filtresi. And entropy filter, entropy filtresi. Each of them look at a neighborhood around each pixel and replaces that pixel with a measure of the texture around it. Şimdi bu filtrelerin hepsi de şu şekilde, şu mantıkla çalışıyor. Bir piksele, pikselin mesela şu 6 değerindeki pikseli yenisini hesaplarken bu pikselin etrafındaki komşuluklarına bakarak bir hesap yapıp buraya çiziyor. Mesela biz bunun benzer bir filtre daha önce kullanmıştık, hatırlayabildiniz mi?
Neydi filtrenin ismi? Average filter. Bir filtrenin yeni, bir pikselin yeni değerini hesaplarken biz dedik ki direkt şu 9 tanesinin average'ını, ortalamasını hesapla, mean filter. Oraya yaz. Median filter kullandık. Median filter da neydi? Bu 9 tane değeri yanına yaz. Tam ortada kalan 5. eleman, 5. değer neyse götür oraya yaz dedik. Bu filtrelerin büyük bir çoğunluğu böyle çalışıyor. Bir komşuluk var. Mesela burada 9 etrafındaki 9 tane eleman buna temas eden filtreler, özür dilerim, temas eden piksellerin değerleri kullanılıyor. Tabii bu illa böyle 9 değil. Çok daha büyük olabilir işte. 3'e 3 olur, 5'e 5 olur, 25'e 25 olur. Tespit etmeye çalıştığımız texture ya da doku ya da özellik neyse ona göre bir filtre boyutu seçmemiz uygun olacaktır. Range filter. The range filter replaces the center pixel with the range of the neighborhoods. Şimdi range filter ne demek? Mesafe. Yani ben bir pikselin yeni değerin, yeni bir değer yazacağım piksel yerine. Filtrelemek bu demekti zaten. Bütün imajı, imajın boyutunda yeni bir tam aynı boyutta olmak zorunda değil gerçi. Çünkü pooling filtre var. Yani pooling işlemi de var mesela. 4 pikseli bir piksele düşürerek küçültme, shrink, daha önce yapmıştık. Shrink imajı küçülterek yapmıştık. 5'e 5'lik bloklar şeklinde küçülttüğümüz zaman imajın boyutu 25'te 1'ine düşmüştü ama neyse, buradaki range filter şöyle çalışıyor. Bir pikselin yeni değerini hesaplarken o pikselin etrafındaki range'e bakıyoruz. Yani minimum ve maksimum değer kaç? Buna bakıp buraya yazıyoruz. Ama şöyle baktığım zaman evet, minimum kaç burada? 4. Maksimum kaç? 253. Yani şu aralıkta 3'e 3'lük bir kernel elemanı da deniyor buna. Kernel, çekirdek eleman. Bu ya da frame de deniyor. Bu pencere. O pencereyi gezdirerek gideceğiz şöyle bütün imajın üzerinde. Bu alanda, bu frame'in içinde gördüğümüz minimum ve maksimum farkı 249, buraya yazıyoruz. Bu dolayısıyla eğer pikseller arasındaki renk tonları, renk değişimleri, ton değişimleri çok yüksekse yeni elde ettiğimiz imajın değeri ne oluyor? Çok yüksek sayılardan oluşuyor. Piksellerden, bir pikselden bir piksele komşulardaki değerler çok farklı olduğu zaman yüksek değerlerden oluşan yeni bir imaj elde ediyoruz. Yeni bir matris elde ediyoruz. Ama buradaki geçişler çok tatlı tatlı olsaydı, 6, 8, 12, 25 böyle, o zaman da çok düşük değerlerden oluşan başka bir imaj elde edecektik. Dolayısıyla biz burada renk tonunun ne olduğunu hiç önemsemiyoruz. Range filter'da tek önemsenen şey nedir? Tek bakılan şey frame'lerin içindeki farklılık ne kadar? Buna bakıyoruz. Eğer çok farklılıklar varsa bu neyi gösteriyor? İşte zebranın tonları gibi. Bir bakmışın sıfıra yakın, bir bakmışın beyaza yakın renkleri var. Range filtresini çıkardığınız zaman çok yüksek değerli bir alan çıkıyor karşınıza. Standard deviation, standard sapma filtresi. Standard deviation filter replaces the center pixel with the standard deviation of the intensities in the neighborhood. Bu da aslında hemen hemen yakın bir mana ifade ediyor. Standart sapma, o alandaki değişim oranı, değişim şiddeti ne kadardır? Bir liste veriyoruz. Bir dizi var. Dizide bilgiler var, sayılar var. Mesela sınav notlarınızda standart sapma hesaplanıyor. Biliyorsunuz değil mi? Sınav ne demek standart sapma? Mesela bütün öğrencilerin sınavları bir aralığa sıkıştıysa standart sapma çok düşüktür. Ama bir derste çok düşük alanları var, orta alanları da yüksek alanları varsa bu derste standart sapma, ders notlarında standart sapma yüksektir. Denebilir. Bu da standart sapmanın tabii bir formülü var. O formülle hesaplanıyor. Bunu MATLAB çok rahatlıkla hesaplayabiliyor bir fonksiyonla. Standard deviation formula diyelim mesela şurada.
Standart sapmanın formülü sigma ile gösteriliyor zaten. Şöyle bir formülü var. Standart sapma, standart deviation, MATLAB dediğimiz zaman bakın STD fonksiyonu fonksiyonu direkt verdiğiniz matriksin dizinin standart sapmasını hesaplayıp size veriyor MATLAB'da. Zaten şurada yazmış STD diye. Entropy filter replaces the center pixel with the entropy of the intensities in the neighborhood. Entropy is a measure of randomness. Belirli bir düzen var mı yoksa rastgele değişmiş mi? Buna bakıyoruz entropy filter'da da. Belirli bir düzenle yavaş yavaş artarak mı gidiyor? Ya da belki de hızlı hızlı artıyordur, önemli değil. Ama düzen var mı yok mu? Bunu tespit eden bir fonksiyon. Bu da bize dokuyu gösteriyor. Mesela bir, genelde özel nesnelerde, hayvanlarda, bitkilerde, özel nesnelerde random değildir, değil mi? Düzenlidir. Şekli, şemali belirlidir yani. Farklı tonlarda olsa bile bir düzen vardır. Dolayısıyla orada randomness, entropi düşüktür. Ama karmaşık işte ne bileyim bazı ortamlarda da belirli bir düzen yoktur, özel bir nesne yoktur. Orada da entropi yüksek çıkar. Karman çorman her türlü değer alabiliyor. Rastgele değişebiliyor deriz. Identifying a camouflaged flatfish. It's hard to see this fish with the naked eye. Yani çıplak gözle çok dikkatli baktığımız zaman az çok fark ediyoruz ama böyle hızlı geçip gelip geçerken şöyle baktığımız zaman bu yassı balığı deniz kumundan ayırmak çok kolay değil. But looking closely, fakat dikkatli baktığımızda yakından, you can detect a subtle difference between the fin and scent. Evet, kum ve fin, yüzgeç arasında farkı şöyle yakından bak. Şurada çok bir şey fark edilmiyor uzaktan baktığımızda ama yakından baktığımız zaman yüzgeçin düzenli çizgiler şeklinde olduğunu görebiliyoruz. While the colors are very similar, her ne kadar renkler çok benzer olsa da they are not arranged the same way. Fakat aynı şekilde dizilmemişler. Düzende bir farklılık var. İmajı okuduk ve göster dedik. Şurada geldi imajımız. Zaten şurada da var. Bizden istediği the first step is to convert the image to grayscale with IMTO-GRAY. IMTO-GRAY bu imajı şöyle alalım. Şu şekilde kaydet diyor. İmajı al ve griye çevir. IMTO gray. MATLAB'a RGB olan imajı aktarmış. Sonra da bunu IMSHOW'la göster demiş. Şöyle yapalım. IMSHOW'la bunu göster. Fish gray. Göster diyelim. Şimdi bu RGB imaj bizden bunu gri olarak göstermemizi istedi. Gösterdik. Use standard field, STD field to apply a standard deviation filter to fish gray. Şimdi standard deviation, standart sapma filtresini bu imaja uygula diyor, gri imaja. Şimdi standart sapma bir liste, bir dizi içindeki değerlerin standart sapmasını hesaplıyor ya. RGB'yi verirseniz 3 tane katman var. Orada biraz sıkıntı olabilir ama griye çevirdiğiniz zaman tek bir tane. Sadece 0 ile 255 arasında değişen değerlerimiz var. Onların standart sapmasını rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Sonucu diyor şurada kaydet diyor ve şimdi sana zahmet bunu bir göster diyor. IMSHOW'la da bunu gösterelim. Fish. Bakın standart sapmasını hesaplayarak yeni bir aynı boyutta matriks elde ediyoruz. Onu göster dediğim zaman bir imaj olarak gösterebiliyor tabii ki. İmaj komple beyazsa şaşırma diyor. Burada bir imaj var ama komple beyazsa şaşırma. Şaşırdık. Her ne kadar şaşırma dese de biz şaşırdık. Ama doğrudur diyor. Standard field function automatically converted the image to a double array for increased precision in the calculation. The standard deviation of values from 0 to
255 are outside the range of 0N var. Şimdi bu STD field otomatik olarak imajı double'a çevirdi. Evet. Bu değerler de diyor 0 ve 1'den yüksek olduğu için bunlar beyaz ve beyazdan yüksek değerler olduğu için bembeyaz gözüktü. Dolayısıyla bunu bir imaj olarak görüntüleyebilmek için öncelikle bunu ne yapman lazım? Double olarak görüntüleyeceksen 0 ve 1 arasına getirmen gerekiyor diyor. Rescale. Şimdi bu imajı rescale fonksiyonuyla tekrar 0 ve 1 arasına getir önce. Bu rescale nasıl çalışıyordu? Direkt bu şekilde çalışıyormuş. Ondan sonra tekrar göster diyor. Yani bu değerler maksimum değerin çok daha üzerinde olduğu için hepsini maksimum olarak kabul etti. Maksimum değer de beyaz olarak gösteriliyor zaten. O yüzden hepsini beyaz gibi gösterdi. Halbuki öyle değil. Tekrar bunu bir sürü değerler var farklı farklı. Biz bunların hepsini 0 ve 1 arasına rescale ettiğimiz zaman ve bunu göster dediğimiz zaman evet gördük mü? Standart sapma. Şimdi balığın olduğu yerde standart sapma daha düşük. Niye? Balığın üzerinde bir düzenlilik söz konusu. Yani balığı yaratan bir düzenle yarattığı için burada standart sapma bak hep sönük gözüküyor balığın olduğu yerde. Yani burada bir düzen olmadığı için bunlarda yani bizim gözlemlediğimiz düzen olmadığı için standart sapma yüksek çıkıyor. Rastgele daha fazla. O yüzden standart sapmasına bak dediğimiz zaman düzensizliği daha doğrusu. Sapması yüksek olan yerde kum, sapması düşük olan yerde balık olarak karşımıza çıkıyor. Use range field to apply a range filter to fish gray. Bu da şimdi standart sapmaya bakarsan bu şekilde. Bu neyi gösteriyordu? Standart sapma değerler farklılıklar belli bir aralıkta mı, belli bir düzende mi yoksa rastgele mi dağılmış? Range filter değişikliğin miktarı ne kadar? Değişiklik aralığı çok mu geniş, değişiklik aralığı biraz düşük mü? O frame'lerdeki. Bir de buna bakalım. Tabii her yani farklı durumlarda, farklı amaçlarda bir filtre, mesela birisinde standard deviation filtre daha işimize daha çok yarar, daha fazla kolaylaştırır ama bazen olur range filtresi bizim işimizi daha kolay hale getirebilir. Range filtresinin kullanımı şu şekilde. Bizim imajımızın ismi fish gray ve biz bunun range filtre uyguladıktan sonra elde ettiğimiz şey fish range şeklinde diyor. Şimdi bunu imshow diyelim. Tabii bunu imshow yapmak için rescale gerekebilir yine. O yüzden şöyle yapayım ben. Şunu yaptığımız zaman otomatik rescale yapıyordu hatırladığınız gibi. Evet, bakın range filtresine baktığımız zaman hangisi daha belirgin? Sanki bu daha belirgin gibi. Değil mi? Standart deviation'dan. Yani benzer hemen hemen. Burada da aynı şekilde range filter'da evet. Balık daha belirgin hale geldi. Hemen hemen ikisinde de aynı ya. İkisinde de balık benzer şekilde tespit edilebiliyor. Şimdi entropi filtresine bakalım. Rastgelelik filtresine bakalım. Değerleri ne kadar rastgele dağılmış. Orijinal imajımızın ismi tabii gri imajı kullanıyoruz buralarda. Fish entropy ve yine bunu imshow diyelim. Şuradaki imshow'a benzer rescale yapmamız lazım. İmajımızın ismi fish entropy. And display it. Evet.
Evet, entropi baktığımız zaman diğerleri kadar çok belirgin olmadı. Bunların üçü de birbirine yakın hesaplamalar. Hangisi bizim için daha verimliyse onu tercih edebiliriz. Ama burada gördüğünüz gibi mesela entropi, gerçi Fish entropi yanlış tanımladım diyor ama. Fish entropi yanlış tanımladım diyor. Rescale the result. Ha, rescale yapmayı unutmuşuz. Şöyle yapacağız. Fish entropy belki de ondan net görememiş olabiliriz. Eşittir rescale fish entropy diyelim. Tekrar yapalım. Rescale yapınca bütün değerleri 0 ile 1 arasına tekrar normalize ediyordu. Evet. Yani diğerleri kadar çok belirgin değil. Yine belirgin ama zaten birbirine yakın hesaplamalar dedik. The image filtered with standard deviation does a good job of creating contrast between the fish and the backgrounds. Gördüğünüz gibi standart sapma filtresi iyi bir iş becerdi. So let's create a segmentation based on that image. Dolayısıyla burada 3 filtreden en başarılısı şu arkadaştı diyor, standard deviation. Şimdi onu standard deviation filtresini kullanarak bir maske oluşturalım. Evet, standard imajımızın ismi fish standard idi. Bunu uygun bir yerden ikilik sisteme çevir diyeceğiz. Zaten şimdi bunun histogramını çizdirdiğimiz zaman bazı yerler koyu, bazı yerler açık çıkacak. Uygun bir yerden kendisinin bölmesini istediğimiz için ben herhangi bir threshold belirlemeden inbinarize yap dedim. İkilik sisteme çevir ve bunu göster dedim. Zaten bu 1-0 ve 1-2'li imaj olduğu için sadece siyah ve beyazlardan oluşan bir imaj gösterecek bana. İmşo komutu yaptığım zaman bir maske göreceğim. Balığın olduğu ve olmadığı yer. Balığın olduğu kısım, toprak olan kısım şeklinde. Evet. Şimdi bu neyi gösteriyor? Histogramını çizdirdiğimiz zaman muhtemelen bu şunu gösteriyor. Histogramda arada bir kopukluk yok. Arada bir kopukluk olsaydı net bir şekilde belli olacaktı. İsterseniz çizdirelim mi? Bir bakalım. Onu istememiş bizden ama. Bunun histogramını bakın bir çizdirelim. İmhis diye. Arada bir kopukluk olmadığı için iç içe girmiş vaziyette gözüktü. Düzgün bir maske çıkartamadık. Evet. Gördünüz mü? Nereden bunu ayıracaksın? İşte ortalardan bir yerden ayırdı muhtemelen ama hepsi birbirine girmiş vaziyette. Dolayısıyla burada muhakkak bir işlem daha yapıp ondan sonra bunu çözüme kavuşturmak lazım. Çözüm ne sizce? Mesela şu imajı ortayı yani balıkla şunu birbirinden nasıl ayırabiliriz? Şurada. Çok kolay aslında şu. Ortalama filtresi. Şimdi ortalama filtresi alırsan hatta ortalama filtresi değil, ortanca filtresi. Yani medyan filtre. Medyan filtre ne yapıyordu? Mesela şöyle bir alana baktığın zaman buradaki pikselleri yanına diziyor. Piksel değerleri. Mesela şurada bir kutuyu aldığınız zaman, yanına dizdiğiniz zaman sıfırlar mı fazladır, birler mi fazladır? Sıfırlar fazla. Tam ortadaki değer kaça tekabül eder? Sıfır. Sıfırdan fazla olduğu için tam ortada muhakkak sıfır gelecek. Dolayısıyla bir medyan filtresi uyguladığınız zaman sıfırların çok olduğu yerde her yer sıfıra tekabül edecek, sıfır olacak. Şurada beyazdan fazla. Burayı medyan filtresine aldığınız zaman medyan filtresi ne demek? İşte 5'e 5'lik bir medyan filtresi kullanıyorsanız 25 tanesini yanına yazdığınız zaman tam ortadaki 13. muhakkak fazlalık beyaz olduğu için muhakkak 1 olacak. Bu
5'e 5'lik alanı hesapladığınız zaman buraya 1 koyacaksınız. Yani şu beyazlığın çok olduğu yerde her şey beyaza inkılap edecek. Siyahlığın yoğun olduğu yerde bütün pikseller siyaha inkılap edecek. Dolayısıyla çok tahmin ediyorum çok basit bir şekilde bu işlem yapılabilir. Evet. Saatimiz kaç oldu? 40 geçiyor. Evet. Bu dersimizi de burada bitirelim. Nerede kaldık? 5. modülün 2. alt başlığında Choosing a Neighborhood for Texture Filter. Şimdi bir filtre uygulayacağız ama komşuluğumuz ne kadar olacak? Yani seçeceğimiz filtrenin boyutu 3'e 3 mü olacak? 33'e 33 mü olacak? Bunu muhakkak düzgün bir şekilde belirlememiz lazım. Yoksa uygunsuz bir değer olursa işimize yaramayacaktır. Önümüzdeki derste burayı inşallah... Programı kurgu altı sunuyoruz. Mızıya pazartesi geliyor.